Merhaba arkadaşlar. Sitemizi tasarlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sitemizin hemen slider'ımızın yer altında yer alacak olan vitrin alanımızı yapacağız. Aslında e-ticaret sitelerinde en önemli kısım diye nitelendirsek yanlış olmaz bu kısmımızı. Öncelikle bir çerçeve çizelim. Çerçevemizin özelliğini hemen alt kısmımıza da uyguladık. Şimdi çerçevemizi çizdikten sonra yan yana iki çerçeveyi alabiliyor mu ona bakmalıyız. Bunun için sanırım gördüğünüz gibi gayet güzel bir görüntü. Peki alt alta ne kadar alıyor? Bunu da kontrol etmeliyiz. Gördüğünüz gibi gayet ideal. İşlemlerimizi geri alıyoruz. Öncelikle vitrin alanımıza üst kısmına görselimizi koyarız. Alt kısmına da bilgilerimiz yer alır. Sepete ad, fiyatları, detayları gibi özelliklerimiz yer alır. Öncelikle ürünlerimizin görselini kullanalım. Kotlab sitesinden aldığım bu görselleri kullanalım. Biraz yukarı alalım. Şimdi ise çerçevemizin birazcık altına bir gri çerçeve atalım. Gördüğünüz gibi şeklimizi oluşturduk. Biraz belirgin olması için bir kenar stroke verelim. Şimdi ise kitabımızın hemen fiyatını yazalım. Fiyatımızı hemen bu kısmımıza koyuyorum. Hemen onun altına detaylar
yazıyorum ve alt çizgili daha belirgin olması açısından. Detaylar sayfamızı da yaptıktan sonra ortasına bir çizgi atalım. Gördüğünüz gibi. Hemen çerçevemizin karşısına adet diyelim. Hemen onun altına bir buton çizelim. Adet kısmımızın karşısına da aynı özellikleri hemen altımızdaki nesneye de veriyorum. Rengi kırmızı yapalım bunu. Sepete at diyelim. Daha önce internetten benim bulmuş olduğum konu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi oluşturduk. Biraz sağa çekelim. Gördüğünüz gibi oluşturduk alt kısmımızı da. Şimdi hemen yanına anladığım vitrinimizi, şuna vitrin 1 diyelim. Nesnemizi CTRL-J tuş kombinasyonunu kullanarak kopyalayalım. Hemen yanına aynı ölçülerde ve aynı özelliklerde bir vitrin daha ekleyelim. Görselimizi alalım.
Daha sonra aynı şekilde kopyala yapıştır mantığımızla hemen karşısına getirelim. Kopyalama yapmamızın sebebi vakit kaybetmememiz. Çünkü yazılımcımız zaten bu çerçevelerimizi yazılım komutlarını kullanarak alt alta dizeceği için biz sadece kendisine bir şablon oluşturup kendisine vermemiz yeterlidir aslında. Bu yüzden sadece yan yana iki vitrin alanımızı koyarak ben oluşturuyorum. Alt kısımlara siz istediğinizi ekleyebilirsiniz veya aynısını ekleyebilirsiniz. Genel vitrin alanımızı bu şekilde oluşturduk. Kullanıcı sepete at dediği zaman burada yer alacak olan kullanıcının USB sepeti kısmı yer alacak. Kullanıcı yazılım sepete at dediğinde yazılımcının yazmış olduğu kodlar sayesinde ürün buraya gelecektir. Hemen sepete at menümüzü de yapalım. Bu alanda gruplandırdıktan sonra vitrin 2 diyorum. Kopyala yapıştır mantığı ile hemen aşağı kısmımıza alıyorum. Menü barımızı da alalım. Bu kısmımızda ise üye sepeti diyelim. Bu kısmın içerik kısmına yapabileceğimiz bir şey yok bizim. Kullanıcı sepet attığında ürün buraya gelecek. Tamamen yazılımsal bir kısımdır. Ama yazılımcının daha esnek çalışabilmesi için biz bu alanlarımızı önceden belirtiyoruz tabii ki. Şimdi sağ ve sol kısımlarımıza çıkacak olan ürünlerimiz ve çok satılan ürünlerimizin tasarımlarını yapalım.